أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم kardeşlerim Nesefi Hazretlerinin Medarik tefsirine devam ediyoruz. Ancak zor kısım bitti. Sure-i Nisa'dayız. Niye bitti? Açıkladı çünkü miras hukuku bizi bazen bir ayet iki güne yakın sürdü. Şimdi bu ayetlerin değerlendirmeleri ve zina meselesine girecek. Önce bir ayeti okuyalım. Yani bence tefsire devam edelim. Daha güzel bu. Yanlış mıyım? Yani çünkü hüküm geçiyor. Orada bir yanlışlık yapmayalım. Yani ayeti okurken. Tilke, yani bütün bu anlattığımız miras hükümleri ona işaret ediyor. İşaretun ilel ahkami leti zükret fi babil yetama, sadece miras değilmiş. Yetimler, vel vasa, vasiyetler, vel mevarisi, miras hukuku konusunda zikredilen bütün hükümler hududullahi, Allah'ın çizdiği sınırlardır. Allah'ın hükümlerine hudud da tabir ediliyor. Bir de hududun bir manası İslam ceza hukukunda Kur'an ve sünnet tarafından belirlenen suç ve cezalara da deniliyor. Semmaha hududen, sınırlar diye isimlendirdi. Lianne şeraya, çünkü şer'i hükümler kel hududil madrubeti lil mükellefin. Mükellefler için konulmuş sınırlar hükmünde. La yecuzu, biliyorsun madrube denilmesinin sebebi sınırlara genellikle şey vururlar. Yani nedir? Ya dikenli tel veya işte ne bileyim. Onun için madrube tabir etti yani. Bir şeyler çakarlar yani. Ondan dolayı madrube denildi. Şerai, şer'i hüküm. Şeriatler demek de. Ama ben şer'i hükümler burada. La yecuzu lehum en yetecevvezuha. Oradan geçmemeleri lazım. Hani sınır şeyleri var ya, taşları. O da madrub ya. وَمَنْ يُتَعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah ve Resulüne itaat ederse يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ebediyen içinde kalacakları, altından nehirler akan cennetlere sokar onları. وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ Bu büyük bir kazançtır, büyük bir başarıdır. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ Kim ki Allah ve Resulüne isyan eder ve sınırlarını çiğnerse yudhilhu naran haliden fiha, ebediyen kalacakları cehenneme sokar. İn untusibe halidine, halidine mansub oldu ve haliden de okunmuş alel hal, hal olarak ebedi kalmak üzere. Ve cumi'a merraten, bir seferinde cemi getirildi ama diğer seferde ve ufride uhra, başka bir yerde müfret getirildi. Neden? Nazaran ila mana men ve lafziha. Müfret getirilince menin lafzına bakmışlar. Şunun biraz kaloriferini az açar mısın? Ben tamamen kapatmıştım. Tamam. Çok sıcak oluyor diye. 2'ye 3'e kadar getir. Ha biraz aç. Ha onda şey yok. Aynen, yoksa çok sıcak tamam oluyor. Tamam. Yeter. Ha tamam tamam. Evet. Şimdi demek ki yani müfret olursa lafzına bakıyor, cemi olursa manasına, menin. Nüthilhu fihima, her ikisinde de yani biz yani nüthilhu okuyoruz. Medeni ve Şami öyle okumuş. Yani halbuki biz yüthilhu okumuşuz. Değil mi? Medeni evet. Ve Şami nüthilhu okumuş. Ve lehu azabu muhim, çok hakaret edici bir azap var. Alçak bir azap. لِهَوَانِهِ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında çok adi. وَلَا تَعَلُّكَ لِلْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ بِالْآيَةِ Hariciler ve muteziler bu ayete tutunamazlar. فَاِنَّا فِي حَقْ Onlar diyor ki büyük günah işleyenler kafirdir. Veya menzile beynel menzileteyn. Çünkü bu ayet kafirler hakkında. اِذِ الْكَافِرْ هُوَ الَّذ۪ي تَعَدَّ الْحُدُودَ كُلَّهَا Çünkü kafirdir bütün sınırları çiğneyen. فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ الْعَاسِ İsyankar mü'min فَهُوَ مُطِعٌ بِالْا۪يمَانِ İman etmekle itaat ediyor. Ama غَيْرُ مُتَعَدِّنْ حَدَّتْ tevhid, tevhid sınırını geçmiyor. وَلِهَذَا bu sebeple فَسَّرَ الدَّحَاكُ الْمَاسِيَةَ هُنَا بِالشِّرْكِ İmam-ı Dahhak tabiidir bu. Burada masiyetten kasıt şirk demiş.
Ve kâle el-kelbi es-sa'lebi bu. Büyük bir müfessir. Ve men yâsillâhe ve rasûlehu. Yani yekfur bi kısmetil mevâris demiş. Bak. Yani miras hükümlerini taksimine ait şeyi inkar eden. Ve yeteadde hudûdehu istihlâlen. Helal görerek bu sınırları çiğneyen. Hocam bu kelbi teşhir-i sa'arebi var. Evet onu o yazarım. Aynen öyle. Benim ders arkadaşımdır rahmetli. Latife ediyorum. Burada bir şey söyleyeyim. Siz de ders alın. Dönem İran İslam İnkılabı'nın Türkiye'yi sardığı dönem. Özellikle yani bir kısım Türkiye'deki dindarlar şu anda da iktidarda olan yani Milli Görüş ve Tayyip Bey ve ekibi, Tayyip Bey'i söylemiyorum. Yani müthiş bir tekfir damgası, tekfir hülyası. Anlaşıldı değil mi? Tabii sınıfta tartışıyoruz, İslam ceza hukukunu okuyoruz. Bu istihlalen kelimesinden çıktı. Anlatabildim mi? Bütün nur talebelerini ve bir kısım ehli imanı küfürle tekfir ediyorlar. Sebebine gelince laik nizamı kabul ettiğimiz için diyorlar. İsyan edelim. Anlatabildim mi? Ve delil de وَمَنْ لَمْ يَكْفُرْ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Halbuki üç tane ayet var. Birinde zalimun, birinde fasıkun diyor. Sınıftayız. 200 kişi var. Biz 3-4 tane arkadaşız. Beraber oturuyoruz. Tabii kafirdir, şudur budur. Ben Yusuf Siyah Hoca vardı derste. İslam ceza hukuku. Dedim hocam bir soru. Akgündüz Hoca sor bakalım. Böyle der bana. Sever beni. Allah uzun ömür versin. Dedim hocam Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen nedir? Kafirdir dedi. Bütün sınıf birden sesli olarak kafir. Peki hocam. Bizim bu 200 kişilik sınıfta dedim. Kaç kişi 5 vakit namaz kılıyor? Elini kaldırsın dedim. 15-20 kişi kaldırdı. Yanlış değil. Yani dedim 180 kişi kafir mi şu anda dedim. Pat diye sustular tabii. Vay bize kafir dersin. Ulan ahmak dedim. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ Yani istihlalen yani. Kim yani musaddikan yani anladın mı? Eğer böyle kabul etmezse yani anladın mı? Yoksa böyle amel etmemek ayrı, kabul etmemek ayrı. İstihlalen dedi burada da. Çünkü yani tatbik etmek de bir tabii, nedeniyle amel etmek. Tabii tabii. Evet evet gel devam et. Geldik şimdi kadınların zina meselesine. Burada önemli. İki, yani burayı iyi dinleyelim. Yeni bir İslam hukuku hükmü. Sümme hatabel hükkâme fekâle. Yani idarecilere seslendi. Burada hükkâm yani devlet adamları demek. Kadılar onların emrinde. Vellâti o kadınlar ki hiye cem'u elleti. Elletinin cem'i. Ve mevdu'uha ref'un bil ibtida. Yani mahallen merfu, mübteda olarak. يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ اَيْ اَزْزِنَا Zina yapan kadınlar. لِزِيَادَتِهَا فِي الْكُبْحِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْكَبَائِحِ Çirkin günahlara nispetle en çok çirkin olan zina. يُقَالُ اَتَ الْفَاحِشَةَ Yani وَجَاءَهَا وَرَهِقَهَا وَغَشِيَهَا Bunun hepsi bir mani. Yani zina etti demek bunlar. Hepsi de. مِنْ نِسَائِكُمْ Hanımlarınızdan kim ki zina ederse. Min burada littebiidi. Yani bir kısmı, hepsi değil hoş. Vel haberu haberi de festeşhidu aleyhinne fatlubu şehadete. Zina ettiklerine dair şahit isteyin. Erbaten minkum minel müminin. Mümin olmak şartıyla bak. Gayrimüslimlerin şehadeti kabul değil bir Müslüman kadın için. Yani burada 4 tane Müslüman şahit isteyin. Fe in şehidu biz zina. Zina ettiklerine dair şahitlik ederlerse فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبِيُوتِ فَاحْبِسُوهُنَّ Evlerde onları hapsedin. Hatta يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتِ Ölüm onları yakalayıncaya kadar. Biliyorsunuz gayet açık. Yani kadınlara şey yok değil mi? Rejim var mı kadınlara? Var tabii. Var. Var. Gelecek şimdi. Ey melaiketül mevt. Daha sonra recm ayeti gelmiş. Ölüm melekleri. Kekavlihi ellezine tetevfahumul melaike sözü gibi. Onların ölüm melekleri canını alır.
Ev yani veya hatta ye'khudahunnel mevtü. Ölüm onların başına patlayıncaya kadar. Ve yestevfi ervahahunne, ruhlarını verinceye kadar. Ev veya işte bunu sonradan yaratmış. Önce hapsedin demiş evde. Bu ilk hüküm. İslam'ın ilk dönemi. Ev veya yec'alallahu lehunne sebila. Allah başka bir yol çizerse o zamana kadar. Ne çizmiş? Anlatacak. Ya recm veyahut da biliyorsunuz okuyacağız. Yani nedir? Bekar olanlara sopa vurmak, celt. Diğerlerine recm. Tabi ispat edilirse. Kile ev bimana illa en, yani enne manasına, yani burada evin manası bu. Sebilen yani yol. Gayri hadi. Bundan başka bir yol çıkarsa çıkmış. An İbn Abbas radıyallahu anhuma, bu zat diyor ki es-sebilu lil bikri, bekar olan erkek ve kadınların yolu, burada kastedilen celdu mi'etin, 100 sopa vurmak bekarsa. Ama velid seyyibi, ama dulsa, ister yani erkek ister kadın. Ve tehribu amin yazmıyor mu hocam? Yok, hayır. Es-sebilu lil bikri celdu mi'etin ve tehribu amin. Ha, doğru. Bir sene anladım. Yalnız bırakmak. Yalnız bırakmak demiyorlar ona. Sürgün demek o. Ha, ve tehribu am varmış. Benimkinde yok. Ulan benimkini şimdi yenileyeyim mi? Ne diyorsunuz yani? Peki. Allah Allah. Ve zihseyibi er-racmü. Sadece recim var. Halbuki burada öyle değil. Değil mi sizde? Devamında da o var. Ve zihseyibi er-racmü. O kadar mı? Evet. Şöyle. Ama diğer nüshada celdu mi'etin. Ama yok. Ha, karıştırmış. Tamam. Taşla vurmak var bir de. Neyse. Likavli aleyhisselam. Hudu anni, hudu anni. Benden alın dininizin hükümlerini. Benden alın. Kad cealallahu lehunne sebile. Kadınlar için, yani bu sebil, bu yeni bir yol çizinceye kadar dam. Kasıt şu. El bikru bil bikr. Anlatabildim mi? Bekar bekarla zina ederse celdu mi'etin ve tehribu amin. Bence bu daha, benimki daha doğru gibi yani. Neyse. Yani 100 sopa vuracaksın. Bir senede sürgün edeceksin. Evde hapsedilmiyor muydu hocam? O kastedilmiyor mu? Hayır, bak şimdi o. Burayı karıştırmayın. Ayet diyor ki kadınlardan zina edenler ya diyor evde hapsedilecek, bu ilk dönem. Tamam mı? Ya karıştırma ilk dönemle. Tahrip sürgün demek. Tamam. Bakalım şimdi. وَسَّيِّبُ بِسَّيِّبُ. Ama dul olan dul olanla zina ederse, erkek kadın fark etmiyor. جَلْدُ مِئَتٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَ. 100 tane sopa veya taşla taşlamak. Evet. Ne zaman bu birbirinden farklı oluyor hocam? Nasıl? 100 sopa veya... 100, ikisi beraber vurulmuyor. İslam hukukunda iki ceza birleşmez. Günümüz hukukunda da öyle. Tamam. İkisinden biri ne zaman veriliyor yani? Hangi İspat yere? Edilemezse mi? Evet yani orada herhalde bir dakika. Ha, gelecek bu tartışma. Var, o ayrım var. İyi ki soru sordum, gelecek. Tamam. Yani geleceği için izah etmiyorum. وَالَّذَانِ يُرِيدُ اَزَّانِي وَالزَّانِيَ. Zina eden erkek ve kadın ki, وَتَشْدِيدِ النُّنْ da var. Tamam. Yani وَالَّذَانِ. Mekki öyle okumuş. يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ. Yani zina eden sizden erkek ve kadın, el fahişete yani. فَاَدُوهُمَا. Önce işkence edin. بِالتَّوْبِيْخِ وَالتَّعْيِيرِ. Ayıplayarak, azarlayarak. وَقُولُوا لَهُمَا. Söyleyin. اَمَا اسْتَحْيَيْتُمَا. Utanmadınız mı? اَمَا خِفْتِمُ اللّٰهَ. Allah'tan korkmadınız mı? فَاِنْ تَابَانِ الْفَاحِشَةِ. Eğer zinadan tevbe ederlerse, bu tabi ilk dönem. Tabi bu. Yani وَاَصْلَحَا وَغَيَّرَ الْحَالَ. Durumlarını iyileştirirlerse فَارِدُ عَنْهُمَا. Yüz çevirin. Yani فَقْتَعُ التَّوْب۪يخَ وَالْمَذَمَّةَ. Suçlamayı, azarlamayı bırakın. اِنَّ اللّٰهِ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Allah tevbeleri çokça kabul ediyor, merhamet sahibi. يَقْبَلُ تَوْبَةَ التَّائِب۪ي وَيَرْحَمُهُ. Tevbe edenin tevbesini kabul ediyor ve merhamet ediyor. قَالَ الْحَسَنِ. Hasan-ı Basri bu. اَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنْ حَدِّ الزِّنَا. Bak nasıl açıklıyor, görüyor musun? Zinanın had cezası, kesin cezasıyla alakalı ilk nazil olan el-eza. Önce eziyet başlamış. Sümmel habs,
sonra hapis gelmiş, sümmel celt, sonra sopayla vurma, sonra da evirre veya recim. Sopa veya recim. İkisi birlikte olmuyor. Fekâne tertibin nüzûli alâ hilâfi tertibi tilâve. Kur'an-ı Kerim'de okunan sıralamadan farklı nüzul ediş sıralaması. Bizim nüzul ediş böyle. Tamam. Önce azarlama, sonra evde hapsetme, sonra sopalama veya recm. Velhasıl, bak açıklıyor. Ennehuma, zina eden erkek ve kadın, idâ kâne muhsaneyni. Hem Müslüman hem evlilerse. Bu demek yani. Muhsaneyn o. Fehadduhuma er-recmu la gayru. Bunların cezası recm, taşlama. Ve idâ kâne gayre muhsaneyni, evli değillerse, fehadduhuma el-celdu la gayru. Bunların cezası sadece celt cezası, sopalama. Ve in kana ahaduhuma muhsanan vel aharu gayra muhsanin. Anlıyorsun değil mi? Biri evli biri bekarsa fe alel muhsani minhuma er-recmu, evli olana recim, ve alel ahari el-celdu, diğerine sopa cezası. Ve kale İbn-i Bahr, bu kimdir bilemiyorum. Bakalım kimmiş bu zat? Öğrenelim yani, öyle değil mi? İbn-i Bahr. Allah Allah. Belhli bir fakihmiş, Hanefi fakihi. Belh? Belh şehir daha meşhur, duymadın mı? Yani Türkistan şehirlerinden birisi, meşhur bir şehir. Yani çok alim çıkmış. İbrahim Ethem'in memleketi de. Özellikle Hanefi ulemaları çok çıkmış. Hep öyle, tabii tabii tabii. Şimdi bu diyor ki el ayetul ula fissehakat. Birinci ayet kadın kadına sevişenler hakkında. Enteresan bu da. Ve saniye fillevvatim. İkincisi, çok affedersin, livata yapanlar hakkında. O birincisi dediği hangisi hocam? Birincisi dediği yüz ilk, yani eziyet etme. Yani kadın kadınla zina evet, edersin. Evet, evet. Velleti fin nur, nur suresindeki de fizzani ve zaniye. Böyle demiş o İbn-i Vazat. Ve huve o da delilun zahirun li ebi hanifete rahimeullah. Açık bir delildir. Bu enteresan bu. Fi ennehu yu'azzeru fil livatati ve la yuhaddu. Livatada tazir yapılır. Had cezası yok. Ama diğer bütün mezhepler had cezası vardır diyor. İmam-ı Azam Hazretleri de tekrarlarsa had cezası verilir diyor. Osmanlı onu tatbik etmiş. Tekrarladığı takdirde. İlk yapılır. Evet, evet. Ve kâle Mücahit, o da demiş ki, o da müfessir bir tabi'yi. Ayetul eda fil livata. Livatadadır bu işkence edilmesi, azarlanması. Evet. Gelelim bir diğer konuya. Yani bu da çok tatlı bir konu. İnnemet tevbetü. Kime tevbe geçerli? Öyle her tevbe ettin zina, tevbe ettim Allah. Olmaz. Ve innemet tevbe hiye bu min tevbellahu aleyh. Allah'ın tevbesinin kabul, Allah'ın tevbe kabul etmesi demek bu. Tevbe. İza kabile tevbete, o tevbesini kabul ettiği zaman. E innema kabulu halallah. Allah'ın tevbeyi kabul etmesi, tamam, kimin içindir? Bilmeden yapıp da bir daha dönmeyenler için. Bilerek yapanlara yok. Ve leysel muradu bihi el vücube. Haşa, Allah'ın üzerine şart değil tevbe. O ala kelimesinden öyle anlamayın. İz la yecibu alallahi şeyün. Biliyorsun, Mutezile farklı düşünüyor. Allah için hiçbir şey gerekmez. Velakinnehu te'kidu lil va'di. Verdiği sözü te'kid ediyor Allah. Yani ennehu yekunu la muhalete kel vacibillezi la yutreku. Allah'ın tövbe kabul etmesi neredeyse vacip gibi olur. Asla terk etmez yani. Tamam. Lillezine yamelune su'a. Allah'ın tövbeyi kabul etmesi bir kötülüğü işleyenlere. Ezzembe günahı. Lisu'i ikabihi. Tamam. Yani Allah'ın azabının kötü şeyini. Evet. Yani neden kötü dedi? Çünkü cezası kötü. Onun için sev'e dedi. Kötülük dedi. Bi cehaletin, bilmeden. Fi mevdi'il hal. Haldir bu. Eyyamelune su'e cehiline sufehe. Ahmakça, bilmeden günah işleyenlere. Yani irtikabel kabihi mimma yed'u ileyhi sefehu. Gayrimeşru arzular çirkin bir şeyi işlemeye sevk eder.
Burada sefeh gayrimeşru hayat demek. O bizim bildiğimiz çocuklar için, küçükler için olan sefeh değil. Ve an mücahidin, bu da yine büyük bir allame. Men asallah, Allah'a isyan eden demek. Fehuve cahilun, yani isyan ediyor ama cahil. Hatta yenze'a an cehaleti, cahillikten kurtuluncaya kadar bu mana kastedilmiştir diyor. Ve kile bir görüşe göre cehaletuhu, yani bir adamın kötülüğü işleyemesi cahilken demek. İhtiyaruhu elleddetel faniyeti alel bakiye. Bu da enteresan. Fani lezzetleri baki nimetlere tercih etmesi. Ve kile bir görüşe göre ayrı ayrı manalar bunlar. Lem yeçel ennehu zembün. Günah olduğunu bilmiyor değil. Velakin cehile künhe ukubeti. Ama cezasının mahiyetini bilmediği için. Bu çok güzel yani. Evet. Sümme, ama bilmeden işleyip de günahı yetubune min karib. Hemen tövbe edenler için. Min zamanin karib. Kısa zamanda. Ve huve bu ma kable hadratil mevt. Ölüm gelmeden önce. Ela tera ila kavlihi. Görmez misin şu ayeti? Hatta iza hadara ahadahumul mevtu. Birisine ölüm gelince artık tövbe yok. Febeyyene açıklıyor ki bu ayet enne vaktel ihtidar sekerat vakti demek. İhtidar tam ölüm anı. Huvel vaktüllezî lâ tukbelu fî tevbe. Tevbenin kabul edilmeyeceği zaman. Ve anid dahhâk dahhâk da diyor ki küllü tevbetin kablel mevt fehuve karib. Ölümden önce yapılan her tevbe yakın demektir. Ve an İbn Abbas radıyallahu anhuma kable en yanzura ilâ melekil mevt. Ölüm meleğine böyle bakarken tevbe kabul edilmiyor. Ve anhu yine zikrediyor İbn Abbas. İnne Allah Teala yakbalu tevbetel abdi ma lem yugargir. Allah Allah. Yugargir. Bu da çok enteresan. Yani ruhu holkuma yetişmedikçe. Ölüyor ya, ona yugargir diyor. Gargara yurgir. La 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 la. Ölüyor ya. Ve min burada littebizi. Tebiz için yani bir kısmı. E yetubune ba'de zamanin karib. Yani kısa bir zaman sonra tevbe ederlerse. كَأَنَّهُ سَمَّا بَيْنَ وُجُودِ الْمَاسِيَ وَبَيْنَ حَضْرَةِ الْمَوْتِ زَمَانًا قَرِيبًا. Çünkü yüce Allah işlenen günahla ölüm döşeğini arasını kısa bir zaman olarak vasıflandırdı. فَاُولَٰئِكَ işte bunlardır يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Allah'ın tövbelerini kabul ettiği insanlar bunlar. عِدَتُنْ. Bu söz vermedir. بِأَنَّهُ يَفِي بِذَلِكَ. Bunu yapar Allah. وَاِعْلَامٌ. Şunu bildirmedir. بِأَنَّ الْغُفْرَانَ كَائِنٌ لَا مُحَالَةَ. Hiç başka çaresi yok. Allah'ın mağfireti sabittir. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا بِعَزْمِهِمْ عَلَى التَّوْبَةِ. Allah biliyor onların tevbeye azimli olduklarını. حَك۪يمًا حَكَمَ بِكَوْنِ نَدْمِ تَوْبَةً. Pişmanlığın tevbe olduğunu hükmediyor. Bu manada hakim. Hikmetle karar veriyor. Güzel. Bilerek günah işleyip bilmeyerek yapmanın bir tövbenin ayrımı mı var burada? Tabii ya, kasten bile bile akıbetini, günah olsun canım. Yani açıkladı, gayet güzel açıkladı. Ama tövbe derken farklı bir tövbe mi yaptınız? Yok, hayır, hayır. Yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani burada hocam bu cehaleti de yani, sefihlik diyebilir miyiz? Yani o da bir mana. O da bir mana. Çünkü hani her günah işler tabii maalesef, sefihtir maalesef. Yani aynen öyle. Evet. Gelelim şuna. Ve leysetit tevbetu lillezine ya'melune seyyiat. Bak açıklıyor. Allah'ın tevbesini kabul etmesi olamaz. Kime? Günahları işleyenlere. Hatta idâ hadara ahadahumul mevtu. Bak. Tam ölüm başlarına gelince kâle inni tübtü el an. Şu anda ben tevbe ettim. Hadi. Süreç şeyin cehenneme. Ey ve la tevbete lillezine yudnibune ve yusevvifune tevbetehum. Günah işleyip de tevbelerini erteleyenler. İla en yezule halut teklif. Mükellefiyet vakti çıkınca gidinceye kadar. Bi huduri esbabil mevti. Ölümün sebeplerine karşılaşınca. Ve muayeneti melekil mevti. Ölüm meleğini görünce. Fe inne tevbete haula gayru makbuletin. Hani Firavun da öyle ya. Tam boğulacakken diyor demiş tüptül ane. Hadi geçmiş olsun. Makbul değil bunların tevbesi. Lianna halatu ittirar. Mecburun.
Mecburi bir hal bu. La haletu ihtiyar, iradeyle değil. Ve kabulü tevbeti sevabın. Tevbenin Allah tarafından kabulü büyük bir mükafattır. Ve la vade bihi illa li muhtarin. Yani böyle bir sevap işi ancak iradeyle yapana vaat ediliyor. Ya Rab bize de ölmeden tevbeyi nasip eyle. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ Bu da çok önemli. Eğer inkar ediyorsa ona tevbe de iman etmedikçe adam olmak yok ona. Bu da çok önemli. İkinci şık. Bir de onlar ki geberiyorlar. فِي مَوْضِعِ جَرِّمْ بِالْعَطْفِ عَلَى لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ Ona atıf olarak mahallen mecrur bu. Ha, ey لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ Günah işleyenlerin tevbesi kabul edilmez. Ayrıca وَلَا لِلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ Şu şekilde geberenlerin de. Gebermek çok tatlı bir kelime. وَهُمْ كُفَّارٌ Gavurken geberenler. Ya. Kale Said ibn-i Cübeyr'in الْاَيَةُ الْاُولَى فِي الْمُؤْمِنِينَ Birinci ayet yani biraz önce cehaletle işlenenler müminler hakkında. وَالْوُسْطَى فِي الْمُنَافِقِينَ Ortadakiler tam böyle ölüm anında münafıklar hakkında. وَالْاُخْرَى لِلْكَافِرِينَ فِي الْكَافِرِينَ Sonuncusu da kafirler hakkında. وَفِي بَعْدِ الْمَسَاحِفِ Bazı mushaflarda bir lameyn, iki lam var. لَلَّذ۪ينَ şeklinde. Anladın değil mi? لَلَّذ۪ينَ yani yukarıdaki لِلَّذ۪ينَ değil de لَلَّذ۪ينَ şeklinde. Ha. Oldu mu? Anladın mı? لِلَّذ۪ينَ mi hocam? لَلَّذ۪ينَ mi? Ey mübarek bazı mushaflarda لَلَّذ۪ينَ diyoruz. Bizimkinde لِلَّذ۪ينَ. Tamam. Ha. وَوَ مُبْتَدَى لَلَّذ۪ينَ okursan müptedadır. Haber o, haberi de şudur o zaman. Ama böyle farklı, öyle farklı. Ulaike atedna lehum azaben elimen. Onlara biz acıklı bir azap hazırladık. Ey heyye'na hazırladık. Minel atid ve huvel hadir. Hazır demek. Evil aslu veya aslı a'dedna. A'tedna'nın aslı buymuş. Allah Allah. Böyle demişler. Fekulibeti dalutaen. Sarf kaideleri gereği dal te'ye çevrilmiş, a'tedna olmuş. Allah Allah ben bunu yani enteresan değil mi? Hocam şimdi herhalde o kısım şunu kastediyor herhalde hocam. O birinci lillezine'den sonra velellezine diye lamsız getirdi. Orada hayır. İşte, velellezine diye de gelebiliyormuş. Yani hem veleysit tevbetu lillezine ve velellezine yemutuna. Yani o ikinci ellezine'de de lam gelme ihtimali olabiliyormuş. Zaten öyle okuduk keçeli. Bilameyni iki lam geliyor yani. Yani her ikisinde de yani. Evet. Tabii doğru. Evet. Kardeş. Burada kalacağız. Neden? Çünkü yeni bir mevzu ve ağır bir mevzu. Tamam mı? 19'da kalıyoruz. 3 sayfayı da okuduk. Tamam mı? Evet, ayetleri tamamlamadık ama bura önemli bir konu. Yani eğer başlarsak bir sayfayı değil tamamını okumamız lazım. O bir satır için feda edeceğiz bugün, yarın okuyacağız. Cezakumullahu hayran ketira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Güzel. Aferin size.